Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Almanya vizesi ile alakalı olacak. Vize görüşmeme girdim. Çok güzel geçti. Bunu da size paylaşmak istedim. Vizenin aşamalarını anlatacağım, nasıl geçtiğini anlatacağım ve vize evraklarının üzerinden kısaca bir geçiş yapacağım ki aklınıza kalan sorular vardır belki. Bunlar hakkında cevaplarınızı bulursunuz buradan. Öncelikle arkadaşlar, Ağustos'un 25'inde vize başvurusunu yaptım. İData üzerinden vize tarihi almak için başvurumu yaptım ve bana Kasım'ın 1'inde arkadaşlar bir cevap geldi. Uzun bir bekleyişti. Gerçekten 65 gün kadar bir bekleme oldu. Uzun günler sonunda bir cevap geldi ve beni gerçekten çok sevindirmişti. Sabırsızca hemen açtım e-mailimi. Orada işte tarihim var, 15 gün sonrayaydı. Yani Kasım'ın 1'inde falan mail geldi. Kasım'ın 15'inde de benim randevu tarihim verilmişti. Başvurduğunuz vize türüne göre arkadaşlar mailinizde ek olarak size hangi evrakların gerektiğini, gerekli evrakların işte listesini gönderiyor. Kolaylıkla hangi evrakları gerektiğini bulabilirsiniz. İlk girişteki çalışan kişi bütün boş yerlerinizi ve eksik yerlerinizi, işte yanlış yerlerinizi falan size söylüyor ve hepsini orada düzeltiyor vize görüşmesine gitmeden önce. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Orada konuşabileceğiniz, Türkçe konuşabileceğiniz birisi var. Evraklarınızın sırasını falan, her şeyini ayarlıyor. Yani hiç sıkıntı yaşamazsınız. Evraklarınızı ikişer kopyalı halinde ve orijinallerini de mutlaka yanınızda bulundurun. Hepsini götürün. O iki kopyalı olanları birlikte, orijinalleri ayrı götürün tabi. Genelde orijinalini çok sormuyorlar ama bir tanesini sordular bana. O yüzden yanınızda gene bulunsun arkadaşlar. Evraklara geçmeden önce şunu söyleyeyim. Vize türüm arkadaşlar 40F, dil bilgisi olmaksızın yüksek lisans diye geçiyor. Yani bu da ne demek? Almancam sıfır arkadaşlar. Ama koşullu bir yüksek lisans olacak. Önce Almanca eğitimim gerekiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar, 2 adet başvuru formu diyor. Bilgisayar üzerinden doldurun. Rahat olur hem. Vize ücreti 75 euro. Evet, bunu 100 euro olarak götürebilirsiniz. Hani bozuk aramayın. Çünkü ben kuyumcuya gittim bozdurmak için falan filan. 100 euro vardı. Hiç bunlarla uğraşmayın. Direkt orada zaten bozduruyorsunuz. Yani bozuyorlar, paraları var. Geçerli pasaport. Pasaportta bir tane sayfa var. Kimliğiniz olan. Onu fotokopisi 2 sayfa. Mutlaka. 2 adet vesikalık resim. Bu çok kolay zaten. Herhangi bir fotoğrafçıya gitseniz, Almanya için isteseniz 3,5'a 4,5 diyerek size biyometrik fotoğrafınızı verecektir. Şimdi bunlar kolay yerlerdir. Lütfen ayrıca aşağıdaki belgenin orijinalini ve 2 adet fotokopisini yanınıza getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir. Evet, burada demek istediği, yani Türkçe bir evrak getirmeyin arkadaşlar. İngilizce ve Almanca olabilir ama Türkçe aman aman hiçbir evrağınızı götürmeyin. Çünkü bu evraklar burada değil, Almanya'da değerlendiriliyor. Almanya'da vizeniz basılıyor ve tekrar geliyor. Bu yüzden hepsini İngilizce olmasına dikkat edin veya Almanca da varsa o da olur yani. İngilizce, Almanca evraklarınız hepsi geçerlidir. Ben hepsini İngilizce götürdüm. Hiçbir şekilde bir Almanca belgem yoktu. Yok, bir tane vardı gerçi. Abim bana ikametgah için bir yazı yazmıştı. Bir tek o Almancaydı. Diğer hepsi İngilizceydi. Başvuru sahibi tarafından kaleme alınmış motivasyon yazısı. Arkadaşlar, motivasyon yazısını yazmasını anlatmama gerek yok sanırım. Hani bunu üniversitenize değil de işte Almanya konsolosluğuna yazıyorsunuz gibi düşünün. Yani işte oraya neden gidiyorsunuz falan, bunları detaylıca açıklayın. Özgeçmiş. Özgeçmiş arkadaşlar zaten hepimizin bildiği üzere kolay. İnternette de örnekleri var. Türkiye'de hala üniversite eğitimine devam ediyorsanız, tabii ki bu benim için geçerli değil. Ben çoktan mezun aldım. Bunu direkt es geçtim. Ama ben gene arkadaşlar transkribimi ekstra olarak götürmüştüm. Burada istemiyor normalde okumuyorsan ama ben transkribimde gene de ekledim, götürdüm. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hepsini aldılar. Varsa okul veya üniversite öğretiminden sonraki faaliyet ve çalışmalarına dair. Sanırım bunu arkadaşlar E-Devlet'ten alıyorsunuz. Sosyal hizmetler dökümü gibi bir şey sanırım. Öyle bir şey. Hani SSK işleyen yerden çalışmış oluyorsunuz ya. Hani oradan bir çıktı alıp götürebilirsiniz. Ben onu duydum ama onun Türkçesi var herhalde E-Devlet'te. İngilizcesi var mı bilmiyorum. Onu İngilizceye çevirmeniz gerekebilir. Noter falan uğraşabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde bir çalışma yapmadığım için bunu direkt ben de eledim ve öyle bir belge ihtiyacım yok. Almanya'da bir yüksek okula başvurunuz yaptığınız kanıtlayan belge. Üniversiteden gelen direkt kağıdın çıktısını alıp götürebilirsiniz. Benim kağıtta şey yazıyordu, hani elektronik imza olarak geçerlidir gibi bir şey. Üniversiteye hazırlık için yoğunlaştırmış dil kursuna kayıt belgesi. Ben dediğim gibi koşullu bir kabul aldığım için arkadaşlar dil eğitimi almam gerekiyor ve
Bunun için de benim önceden gitmeden bir kayıt yaptırmam gerekiyordu ve bir tane dil okulu buldum. Normalde tereddütlüydüm arkadaşlar. Şimdi bu konu sizin de belki aklınıza sorulur. A1 ve A2'ye kayıt olsam yoksa sadece A1'e kayıt olup 2-3 tane dil okulu mu kayıt yaptırsam falan diye düşünüyordum. Çünkü ben öyle yorumlar gördüm. Ve ama ben hiç öyle uğraşmadım. Hani boşa hem para israfı hem de bir mantığı gelmedi bana. Ben sadece bir tane dil okulundan A1 kursunu direkt aldım. Yani tüm parasını ödeyerek. Yani bir kursa direkt kayıt oldum. Hiç ekstra dil kurslarına falan para yedirmeyin bence. Çok mantıklı değil. İlk öğrenim yılındaki masrafını karşılayacak bir işte miktar yatırmanız gerekiyor bankanıza. Bu da bloke hesap üzerinden oluyor arkadaşlar. Tabii ki de Türkiye'deki bankanıza değil. Oradan bir banka hesabı açıyorsunuz ve bunların hepsi online işte arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir proses yapmışlar. Gerçekten ben buna bayıldım. Bunun da çok güzel detaylı videosunu tabii ki de yapacağım. Eğer bu videoyu izlerken de yapmışsam da onu mutlaka izleyin. Memnunum yani çok kısa bir süreçte halletmiştim. Ve son olarak Türkiye'de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası. Bunu da arkadaşlar ben bloke hesabı açtığım firmayla beraber yaptım. Hepsi içindeydi ve gayet çok uyguna geldi. Ben çok memnunum. Normalde araştırıyordum ekstra yanda olarak. Hepsi de aynı fiyata geliyor. Yani ben blok hesabı açtığım firmayla beraber direkt yapmak istedim ki hani kafamda öyle bir soru işareti kalmasın ki zaten 2-3 gün içinde arkadaşlar bütün evraklarımı SGK mıdır işte blok hesap bilgilerimdir her şeyimi detaylı olarak bana e-mail olarak gönderdiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve çok da güzel bir sistemleri var. Hızlı işliyor yani. Bu yüzden bunlar kolay işler arkadaşlar. Bunların da videosunu yapacağım. Yani bunları da kaçırmayın. Şimdi şöyle vize evraklarını bir geçelim. Şimdi vizeye gittim nasıl oldu? Şöyle arkadaşlar ben şimdi girmeden önce benim garibime geldi. Bir köpek, K9 köpeği, polis köpeği yani çantanızı kokluyor. Sizi koklamıyor. Sadece çantanızı güvenliklerde üstünüzü arıyor. Geçiyorsunuz. İkinci bir cama giriyorsunuz. Camda biri diyor ki kimliğini göster. Kimliğini gösteriyorsun, cama koyuyorsun. Okey diyor, ismini çiziyor. Geçiyorsun. Bir tane daha X-ray geliyor, bir daha güvenlik geliyor. Cebindeki telefon, eşya, işte kontak her ne varsa arkadaşlar. Orada hemen girdiğin anda sağda bir dolap var. Dolabın içine koyuyorsun. Anahtarıyla kilitliyorsun, anahtarını alıyorsun. Değerli eşyalarını oraya koyuyorsun. Hiçbir şekilde de bir sıkıntı olmadı. Ben eşyalarımı direkt tekrar alabildim. Çantamı da zaten yanımdaydı. X-ray'den geçtim. Çantama falan bakıldı. Sonra girdiğim anda solda birisi daha var. O soldaki kişi de arkadaşlar sizin randevu saatinize göre isimle çağırıyor. Yani hiçbir şekilde gidip orada sıraya girmenize gerek yok. İstediğiniz yere oturun. Direkt randevu sıranıza göre zaten evrak işlemleri için herkes tek tek çağırıyor. O yüzden bir acele etmeyin, stres yapmayın. Çünkü ben orada izliyordum, herkes stres yapıyordu. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor, rahatsız ediyor, buraya geliyor, oturuyor, rahatsız oluyor falan. Rahat olun, oturun, sıranızı bekleyin. Her şey çok güzel ilerliyor, yavaş ilerliyor biraz. Bu biraz ilgimi çekti. Yani çok yavaş ilerliyor. Ben Amerikan konsolosluğuna gittiğim için orada işlemler bayağı hızlıydı. Burada bayağı yavaştı ama sıkıntı yok. Güzel ilerliyor ve herkes Türkçe konuşuyor. Bu çok güzel. Yani çok güzel bir avantaj mı diyeyim artık. Benim çok hoşuma gitmişti. Hadi evraklarınızı verdiniz. Evraklarınızı tek tek kontrol ediyor zaten. Size sorular da soruyor. Eksik belge varsa veya fazla belge varsa bu ne diyor mesela bilmediği bir şey çıkarsa. Benim başvuru formunda eksiklikler vardı. Bunların hepsini kendi eliyle doldurdu. Ondan sonra bunlar yani hepsini evraklarını hazırlıyor. Eline veriyor zaten senin. Bir de kargo belgesini doldursun. Oturuyorsun. Görüşmemde arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Danışmanım çok iyiydi gerçekten yani samimiydi benim baya böyle heyecanımı falan kırdı diyebilirim oturduğum anda zaten böyle bir samimiyet işte nasılsınız falan diye girdim ben merhaba nasılsınız hani hiç hello falan demedim ya da hola mı halo mu ne diyorlar Almanca işte demedim direkt merhaba nasılsınız dedim iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız dedi ve o gülümsemesi beni gayet mutlu etmişti böyle bir rahatlama gelmişti yani ya iyi dedim hani zıt biriyle denk gelmedik. Neyse ben böyle bakıyorum o bakıyor. Evraklarını koyabilirsin dedi böyle. Ha ben dedim tamam hepsini koydum. Aldı hepsini incelemeye başladı. İlk başta hiçbir soru falan yok. Bayağı bir uğraştı. Bilgisayarı bir şeyler yazdık. Bilgilerimi dolduruyor. Kağıtları tek tek geçiyor falan. Ondan sonra bana döndü. Neden dedi Almanca kursunu burada hiç yapmadın dedi. Ben de bir durdum böyle. Dedim ki hani zamanım yoktu.
Ben zaten Amerika'dan geleli 2-3 ay olmuştu. Dedim hani hiç zamanım olmadı, Amerika'daydım. Ondan sonra dedi, aha dedi, öyle mi? O zaman dedi İngilizcen güzeldir dedi. Evet dedim, İngilizcem iyi dedim. Ne kadar iyi dedi. Yani ben de gayet iyi olduğu için gayet iyi dedim. Hani yaşamımı zaten orada çok rahat sürdürüyordum dedim. Aa tamam, güzel o zaman dedi. Hiçbir şekilde İngilizce soru sormadı. Sıramı beklerken herkese Almanca, İngilizce sorular soruluyordu. Benim dil bilgisi olmaksızın olduğu için sanırım hiçbir şekilde Almanca, İngilizce sorunu sorulmadı ama İngilizcem de vardı zaten. Benim her söylediğim kelimeyi, cümleyi bence bilgisayara yazdı arkadaşlar. Yani benim bütün cevaplarımı bilgisayara not olarak aldı. Bu yüzden cevaplarınızı uçuk kaçık vermeyin. Yani ne söylediysem benden sonra o tak 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 yazmaya başladı. Muhtemelen benim söylediklerimi yazdı. Evraklarınız tam olsun. Bundan emin olun. Gerçekten bir ay önceden hazırlayın, evraklarınızı koyun, güzel de çalışın. Ve bana bir soru sorulmuştu, şimdi aklıma geldi hemen. Okulundaki ilk derslerin ne dedi, yani hangi dersleri alacaksın, hangi dersleri göreceksin dedi. Ve şöyle arkadaşlar, ben bunu buradan söyleyeyim, ifşa edeyim kendimi. Ben zaten hani elektrik elektronik üzerine okuduğum için az çok biliyorum hangi ders var hangi ders yok ki ilk dönemlerde. Bu yüzden arkadaşlar biraz bilmeden salladım ama gayet de olumlu geçti. Hiçbir şekilde bir tereddüt etmediğim için, yani direkt hani biliyormuş gibi konuştuğum için sıkıntısız geçti. Yani bilmediğiniz konulara da gerçekten biliyormuş gibi cesur cevaplar verin. Kendinize güveninizi gösterin ki orada sizden bir şüphe olmasın. Hani zaten şüphelenecek bir büyük bir konu değil ama verdiğiniz cevaplar yani doğru, net olsun. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü evraklarınız üzerinden gidiyor her şey. Evraklarınız tamsa zaten bir sıkıntınız olmayacaktır. Ben hiç Almanca çalışmadan gitmiştim. Sıfır Almanca ile gittim. Kendime de ne bileyim çok güvendim İngilizce konusunda. O yüzden Almanca da pek sorulacağını düşünmüyordum. O yüzden rahat geçti. Sorulmadı da. Gayet de mutlu çıktım. En son çıkarken arkadaşlar ben şey diye sordum. Hani vizem ne kadar sürede gelir diye. Ve bana arkadaşlar 1,5 ayda gelir dedi. Hiçbir şekilde red konuşmadı. Yani red alırsan böyle, onay alırsam böyle diye bir şey demedi. Ben o yüzden her şey olumlu geçtiği için de vizeyi almış gibi baktım kendime. Yani pasaportumun gelmesini bekleyeceğim diye düşünüyorum sadece. Hala da bekliyorum. Şu anda da hani ekstra bir mail falan gelmedi. Ek belge veya şüpheli bir şey diye mailim gelmedi. Gayet her şey olumlu gidiyor. Herhalde vizemi aldım. Sadece pasaport işlemlerimi bekliyorum. Yüksek ihtimal. Umarım size de böyle şeyler olur. Böyle heyecanlı bekleyişler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Vize ataması için 65 gün bekleyip şimdi de vize için 45 gün kadar beklemek insanın koyuyor. Zaman geçiyor ama zamanı da güzel değerlendiriyorum. Vizeniz de yüksek ihtimal gelecektir. Endişelenip işte kötü düşüncelere düşmeyin. Ben de vize tarihim gelmeden önce, vize ataması gelmeden önce bir ay olmuş. Hala bekliyorum, isyan ediyorum, işte dertleniyorum, işte ne bileyim araştırıyorum, gruplara yazıyorum. Hiç gerek yok arkadaşlar. Zamanınızı güzel geçirin, güzel değerlendirin. Zaten vize ataması olduktan sonraki işlemler aşırı hızlı geçiyor. Modunuzu düşürmeden tam gazla beklemeye devam arkadaşlar. Ben de çok bekledim. Hepimiz de bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Neyse arkadaşlar, ben videoyu çok uzatmıyorum. Kısa bir video olacak. Anlattım detaylı. Size daha detaylı videolar anlatacağım. Almanya ile ilgili bakmayın. Amerika ile ilgili videolarım da var ama size anlatacağım çok şey var Almanya ile ilgili. Gittikten sonra da devam edecek. Ve seviyorum bu videoları yapmayı. Yardımcı olmayı arkadaşlarıma. Bu yüzden arkadaşlar desteklerinizi esirgemezseniz ne mutlu. Umarım herkesin istekleri yerine varır. Herkes mutlu olur sonunda. Çünkü bekledikten sonra bir şeye değsin diyoruz arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz. Bu kadar paralar harcıyoruz. Umarım hepimiz için çok daha güzel şeyler olur arkadaşlar. Neyse, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.